Ben Can Kuşkom. Bu dersimde sizlere kapı modellemeyi öğreteceğim. Daha önceden hazırlamış olduğum hazır bir sahnem var. Bu sahne üzerinde pencere modellemeyi dersini göstermiştik. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sırada kapı modelleme var. Kapıyı modellemeden önce duvarımızda bir delik oluşturacağız. Evet, Edible Poly halindeki olan duvarımızı seçiyoruz. Daha sonra bunun üzerine çeşitli kesikler atacağız. Pencere için 60'lık yatay olanları. Dolayısıyla yatay kesik atmamıza gerek yok. Bunu Slice Plane komutuyla yapmıştık. Şimdi bu Slice Plane komutunu Rotate ile 90 derece çeviriyoruz. Ve dikey kesikler oluşturacağız. Kapımızı şuradaki duvara koymak istiyorum. Bunun tam orta noktasını duvarımızın ilk olarak seçeceğim. Daha sonra kapının genişliğini 50 yapmak istiyorum. X yönünde 50 santim sağa kaydırdım. Slice yapıyorum. Şimdi sol tarafa doğru eksi 100 kaydırıyorum. Ve bu şekilde 100 genişliğinde bir yarık oluşturmuş oluyoruz Slice Plane özelliğiyle. Bu Slice Plane'i kullanarak çizmiş olduğumuz duvarları, kesikleri atarız. Ve bu kesikleri rahatlıkla içlerini boşaltabiliyoruz. Şimdi bizim poligon seçim aracıyla kontrolü basılı tutarak hop olacak kısımları seçiyorum ve klavyemin delete tuşu ile siliyorum. Daha sonra Edge komutuyla geliyorum. Kapının en dış çizgilerini şu şekilde seçiyoruz. Burada altta da iki çizgimiz var. Bunları seçtikten sonra Shift tuşunu basılı tutarak Y aksında içi boş olan kısımları kapama amaçlı bir uzatma hareketi yapıyoruz. Şimdi vertexleri yakaladım. Klavyenin bir tuşuna basarak vertexleri devreye sokabiliyoruz. Fazla olan kısmı içeriye sokmak için duvarın hizasına getiriyorum ve gördüğünüz gibi burada da deliğimizi açmış olduk. Şimdi artık kapımızı modelleyebiliriz. Evet, duvarları sadece seçerek izole ettim. Şimdi burada bir adet kapı modelleyeceğiz. İlk önce kapının kasasını modellemeyle başlayabiliriz. Duvarımızın kapı başlangıç hizası şurası. Buraya bir kasa çizeceğim. Bu şekilde ilk önce bir profil oluşturuyorum. Bunun üzerine çeşitli dekoratif hareketler verebilirsiniz. Ben bu şekilde bir kasa oluşturuyorum. Arka kısmını da biraz çıkıntı verelim. Evet, bu tarafı yapıp yapmamak kasanın size kalmış. Tek taraftan render alacaksanız kasanın sadece ön tarafını yapabilirsiniz. Ben çift taraflı olarak düşündüm. Yani şurayı da şuradaki çizgilerimize hizalayalım. Şimdi buna extrude diyoruz ve yukarı doğru yükseltelim. Evet, şu kasanın birinci parçası. Şimdi bunu 90 derece yatırıyorum. Kopya olarak çoğaltarak rotate ettim. Shift'e basılı tutup rotate ettiğimiz zaman rotate ettiğimiz objeyi çoğaltıyor. Evet, bizim üst parçaya şu parçayı yerleştirdik. Şimdi gelelim, bir tane de şu duvarda olması lazım. Planda X aksında kopyalayarak mirror ediyorum. Ve kasanın sol parçasını da duvar hizasına getirip bırakıyorum. Evet, şimdi bunların arasındaki boşlukları Freeform Deformer'la uzatarak düzelteceğiz. Freeform Deformer komutunu açtıktan sonra üzerine tekrar tıklıyoruz ve kontrol noktaları çıkıyor. Şimdi bunları bu şekilde birbirine hizalayacağız. Yan olan kasa parçasını aldık. Buna da Freeform Deformer komutu verelim. Bunu da yine bunu sol tarafa, sağ tarafa çektik. Gördüğünüz gibi Freeform Deformer'la
İki tane parçayı birbirine 45'lik olarak rahatlıkla bağlayabiliyoruz. Şimdi aynısını diğer taraf için yapalım. Evet, klavyenin bir tuşuna basarak da Freeform Deformer'ın kontrol tuşlarını devreye sokup devreden çıkartabiliyorsunuz. Bunları sürekli sizlere hatırlatıyorum. Bu sayede çok daha hızlı çizim yapabileceksiniz. Evet, kasamızı oluşturduk. Şimdi kapının kendisine geldi. Sıra kapıyı oluşturmak için de şuradaki çizgiden şuradaki hizadan yakalamamız gerekiyor. Gelip buraya bırakıyoruz. Dikdörtgenimizi bu şekilde. Şimdi bunu spline'e çevirelim ve kapıya dört tarafından da 0,3 boşluk verelim. X'te 0,3 dedik. Kapı kasaya 0 oturamaz, bir çalışma payı olacaktır. Onun için eksi 0,3 bu sefer buradan çalışma payı veriyoruz. Planda şimdi aşağı doğru kaydıralım. Eksi 0,3 aşağıya aldık. Aşağıdaki durumu daha yukarı kaydırmadan ilk önce bir eşiği çizelim. Bir unhide all dedim hepsini seçerek. Şimdi zemini alalım. Ve zeminin hizasına göre buraya bir eşik çizelim. Evet, zeminin hizası buradaymış. Bunu yine line komutuyla bu şekilde kasanın içine oturacak şekilde bir line kullanarak dikdörtgen çizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi klavyenin bir tuşuna basarak vertexleri devreye sokuyorum. Ve buna hafif fillet vereceğim. 0,3 burayı biraz yumuşattık. Çok hafif daha bunu biraz yukarı alabiliriz. Şimdi çizmiş olduğum iki boyutlu dikdörtgeni bir eşik haline getirmek için buna extrude vereceğiz. Freeform Deformer'la bunun boyunu iki kasa arasında kalacak şekilde düzeltelim. Plandan yapabiliriz. Bunu çekiştirerek bu tarafı da buraya çekiştirelim. Gördüğünüz gibi bir kapının eşiğini de oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki dikdörtgenimizi seçelim. Ve bunun sadece alt kısmını eşiğe hizalıyorum ve eşikten yukarıya 0,3 olarak yine çalışma payını oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yanda, önde, her yandan buna bir 0,3 boşluk verdik. Şimdi zeminden bir kurtulalım. Bunu hide ediyorum. Şu üstteki parçamızı da çağırmak istiyorum. Kasamızın kontrolü basılı tutup seçime üstteki parçayı da ekleyelim. Şimdi tekrar izole edip kasayı daha rahat bir şekilde bitirdik. Şimdi de kapının kanadını çizelim. Evet, çizmiş olduğumuz rectangle'a extrude veriyoruz. Bunu 5 santim olarak verelim. Ondan sonra bunu yerine yerleştirelim. Şekilde geriye doğru ilerletebiliriz kapıyı. Evet, şimdi üzerinde çeşitli değişiklikler yapacağız. Bunu yapmak için poliye çeviriyorum. Evet, tüm kapıyı poligon ile seçtikten sonra yine slice plane özelliğini açıyoruz. Slice plane'i 90 derece yatıralım. Zemine hizalayalım. Ve daha sonra bunu zeminden yukarıya 80 santim yukarı kaydırıp slice diyelim. Gördüğünüz gibi kapıyı iki parçaya böldüm. Parçalar eşit değil. 80 santim yerden yukarı aldım. Çünkü burada iki tane dekoratif panel oluşturacağım. Ortadan değil, 80'den bölmemin sebebi de ortada oluşturacağım boşluğa kapı kulbunu yerleştirmek.
Şimdi ilk önce üstteki paneli seçelim ve bizim inset komutuyla bunu içeriye doğru daraltalım. Burada 15 santim bir inset verdim. Şimdi alttaki parçayı tuttum. Buna da bir 15 santim inset veriyorum. Gördüğünüz gibi iki ayrı parçamız oluştu. Paneller arasında boşluğu eşit yapmak istiyorum. Burada 15 var, burada 15 var. Burada 2 tane 15 olduğu için arada 30 santim oluyor. Dolayısıyla şuradaki parçayı tutarak vertekslerden 7,5 yukarı alıyorum. Üstteki parçayı da tutup Y'de eksi 7,5 yazarak aşağı kaydırıyorum. Dolayısıyla şimdi tekrardan poligonla seçtiğimiz zaman dekoratif olarak oluşturacağım panellerin her tarafında 15'er santimlik bir boşluk kaldı. Şimdi bu ikisini de seçtiğime göre kontrol yardımıyla bunları içeriye doğru ufaltmak istiyorum. Extrude dedik. Bu dışa çıkıntı yaptı. Bunları içeri yapmak için eksi 1 diyorum. İçeriye doğru göçertiyorum. Şimdi bunların içeriye dik olarak göçtüler. Bunlara ben hafif açılı göçertmek istediğim için Scale komutuna geçiyorum. Ve Scale komutunda şimdi diyeceksiniz ki ufalttığım vakit bu açı kazanacak. Bunu Scale ederken %97 ölçüde yapmak yeterli olacaktı. Şimdi alttaki paneli seçelim. Bunu da Scale edelim. Yine %97 olarak Scale ediyorum. Gördüğünüz gibi bir açılı bir şekilde içeri girdi. Şimdi tekrar orta göbekleri seçiyorum. Bunlara bir adet inset daha vereceğim. Bu sefer inset değerini daha az düşüneceğim. Bunu 2,5 olabilir, 2 olabilir. 2 olarak bunu bitirelim. Şimdi tekrar bunları dışarı doğru çıkarmak için bir extrude daha vereceğim. Bu sefer eksi 1 değil. Artı 1 vereceğim. Bu şekilde dışa doğru çıktı. Şimdi yine bunları da scale ile %97 scale ile ufaltarak ikinci bir açı veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kapı tasarlamış olduk. Tabii ki bu komutları siz kullanarak bunun gibi çok daha farklı kapılar yapabilirsiniz. Bunlara ovallikler verebilirsiniz. Bunu üç göbekli yapabilirsiniz. Ortalarını boşaltıp cam yapabilirsiniz. Ama temel mantığı genelde extrude ve inset komutunu kullanarak slice'da da istediğimiz kadar bu yüzeyi bölerek bu tip dekoratif kapılar modelleyebiliriz. Kapımız da bu şekilde ortaya çıktığına göre şimdi hızlı ve basit bir şekilde bir adet de kulp modelleyelim. Yine rectangle komutuna gelelim. Bir adet dikdörtgen çizelim. Bunun yüksekliği 18'e 5 santim olabilir. Şimdi bunu getirip şuradaki çapraz çizgiye ve yatay çizgiye midpointinden tutarak yerleştirdim. Tam olması gereken noktaya kapının kulbunun göbeğini oturttuk. Şimdi buna bir tane anahtar deliği çizebiliriz. Böyle bir detay göstermekte fayda var. Anahtar deliği içinde 2,5 santim yükseklik, genişlikte 0,75 olarak bir şey düşünebiliriz. Şimdi bunu yine midpoint'ten ortalayalım. Bunu alt hizaya getirelim ve Y'de 4 santim yukarıya çıkartalım. Kenarlarına bu deliğin çok hafif bir radius verebiliriz. 0,2 olarak ben bunu kullandım. Şimdi bu parçamızı şu kapımızın kolunun göbek parçasını spinline'e çevirip birbirine attachlıyorum. Gördüğünüz gibi iki parçayı birbirine attachledik. Dolayısıyla şu an ben bunu artık extrude ettiğim vakit ortası delik şekilde gelecektir. Buna hemen farklı bir renk verelim ki arkadaki kapı ile rengi karışmasın. Evet, extrude olarak buna 0,31 extrude verdim. Şimdi bu parçayı getirip bizim kapımıza oturtabiliriz. Bu şekilde. Şu deliğin içinin koyu çıkması için
arkaya bir adet dikdörtgen çizip buna da extrude vereceğim. Bunun extrude'u 0.1 olabilir. Şimdi geriye doğru bunu da ilerletelim. Farklı bir renk oluşturdum. Hatta dıştaki göbeği belki 0.5'e çıkartırsak şuradaki delik kendini daha ifade edecektir. Evet, bunu da yaptıktan sonra kolumuzu çizebiliriz. Ve bunu da planda line komutunu alarak şekilde bir L şeklinde ortaya çıkardık. Bunun derinliğini Y'de eksi 2.5 olarak düşünelim. Şimdi kulbu getirip hizaya yerleştiriyorum. Daha sonra belki bunu biraz daha şöyle ufaltmamız gerekiyor. Spline'ı seçerek buna bir kalınlık verebiliriz outline'la tekrar. Sonra 1 santim. Daha sonra da tabii ki bunu 3. boyuta kaldırmak için extrude komutunu kullanalım. Şimdi bunu ortalamamız gerekecek. Şuradaki orta noktadan tutup kulbun ortasına getiriyoruz. Şimdi dilerseniz bunu poliye çevirelim. Şu kısmı birazcık daha uzatabiliriz. Üzerinde biraz daha farklı etkiler yaratabiliriz. Mesela şunu şu şekilde aşağı kaydırarak alt tarafına bir kulbun açı kazandırdık. Aynı şekilde şu kısmını da böyle açılandırabiliriz. Kulbu hafif dışarıya doğru çıkartabiliriz. Bu şekilde oynamalar yaparak farklı kulp tasarımları oluşturabilirsiniz. Evet, bir detay daha, belki kulbun oturacağı kısma bir kalınlık verebiliriz. Modelin üzerinde bu şekilde değişik işlediğimiz vakit detaylar ortaya daha güzel renderların çıkmasını sağlıyor. Evet, şurada oluşturmuş olduğum son parçayı da planda yerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir da etki yaratmış olduk. Belki bu parçanın daha kalın olması gerekir. Orta kısmın kulba göre daha kalın olması gerekiyor. Onun için onunla ilgili düzeltme yaptım. Şimdi bunu tekrar orta noktasından tutup göbeğin orta noktasına yerleştiriyorum. Ve tabii ki şu arkaya oluşturmuş olduğum parçanın da ebadını tekrardan güncelleyeceğim. Bu şekilde dışa doğru açıyoruz. Evet, kulbumuz da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi hemen birer malzeme oluşturalım. Dilerseniz hızlıca bir paslanmaz malzeme oluşturalım. Kulbumuzu seçiyorum. Alt tuşuna basılı tutarak arkadaki şeyleri seçimden çıkartıyorum. Şu parçayı da seçimden çıkarttım. Kulbumuza yeni bir krom malzeme yapacağız. Diffuse'u simsiyah yapıyoruz. Objenin üzerine malzememizi attık. Reflection için background'ı açtım. Reflect'i tamamen beyaza doğru çekiyorum. Fresh Reflections'ı açıyorum. Ve Reflection Glossiness'ı da 0.9 değer giriyorum. Bu şekilde paslanmaz bir kulp ortaya çıkardık. Alttaki parçayı için yeni bir malzeme oluşturacağım. Siyah. Burada gölge gibi duracak siyah bir malzeme. Hiç reflection, yansıma, şeffaflık hiçbir şey katmadık. Chrome'un viewport'ta simsiyah görünmesinin sebebi tabii ki burada ışığa ve yansımalara maruz kalmaması. Bunun buradaki etkisini ancak render'da görebilirsiniz. Evet, kulp malzemesini hallettiğimize göre şimdi kapıyı seçelim. Bütün hepsini seçtim. Alt tuşuna basılarak duvarları çıkarttım. Ve buradaki
malzemesinde yine alt tuşuna basarak çıkarttım. Şu an sadece tüm kapı seçili. Kapımıza leke malzeme vereceğim. Düz beyaz bir leke malzeme olabilir. Üzerlerine leke malzemesini atadım. Background'ı açalım. Ve reflection verelim. Parlak bir leke olsun. Hafif rengini yansımasını kırabiliriz bu şekilde 0.9 olarak. Birazcık daha yansımayı arttırmak için Freshly OR değerindeki V butonuna basıp parametreye 2 girdim. Dolayısıyla daha parlak bir kapı oldu. Tüm eşiği, kasası, kanadı bütün hepsine aynı malzemeyi verdim. Şimdi bütün hepsini seçiyoruz. Duvarı seçimden alt tuşuyla çıkarıp bunu kapı olarak grupluyorum. Evet, bu kapıyı siz de bilgisayarınızdaki kütüphanenizde Save Selected diyerek kapı olarak kaydederseniz daha sonraki projelerinizde bunu kapı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi sahnemize geri dönelim. Unhide All dedik. Kamerayı 3'e geçiyorum. Kapı için koyalım bunu. Evet, şu şekilde kameramızı kapıyı görecek şekilde ayarlayalım. Ve kapının render halini birlikte görelim. Hafif açılı bakacağım kapıya ki detayları daha net görebilmek için. Evet, bu şekilde kameramızı yerleştirdik. Şimdi renderini alarak yapmış olduğumuz kapıyı birlikte görelim. Evet, renderımız da bitti. Görmüş olduğunuz gibi basit ve hızlı bir şekilde kapı modelledik. Siz de bu komutları kullanarak kendi tasarımlarınızı, farklı kapı modellerini oluşturabilirsiniz. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana eğitim@kuskon.com mail adresinden sorabilirsiniz. Bu dersi faydalı bulduysanız ve diğer derslerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma ve web siteme üye olmayı unutmayın.